Futbol severler Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sevgili Murat Köçen'le birlikteyiz. Ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hoş geldin Murat. Hoş bulduk Ceren. Sen de hoş geldin. Evet aslında Milli Ara'nın gelmesiyle birlikte biraz futboldan uzak kalırken evet. e, gündemden dolayı da pek de uzak kalamıyoruz. Çünkü Milli Ara aslında takımdaki oyuncuların milli takımlarına gidişiyle de devam ediyor. Ki Galatasaray'dan bahsedeceğiz bugün. Galatasaray'ın da Milli takıma giden oyuncuları var. Hatta gittiğinde açıklama yapan, evet. konuşma bir yapan... Bir de gidemeyenler var. Bir de gidemeyenler var. Ee, Sasha Boy de bunlardan belki en çok beklediğimiz isimdi. Ancak e, Fransa milli takımına seçilmedi Sasha Boy ki sosyal medyada da çok gündem olmuştu. Onun dışında hakim Ziyech Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle oynayamamasına rağmen milli takıma davet edilen isimlerden ama o da tabii ki e, maça çıkma anlamında ilk tercihlerden değil. Sakatlığı evet. çünkü ağrıları devam ediyor. Onun dışında Nelson'a geçmek istiyorum. Çünkü Nelson'un gittiği milli takımda yaptığı bazı açıklamalar var. Bu da biraz Galatasaray'a sistem şeklinde aslında. Çünkü Davinson Sanchez'in takıma katılmasıyla birlikte Nelson ikinci plana düştü. Belki de bir futbolcunun en istemeyeceği durumlardan bir tanesi. Çünkü sürekli forma şansı buluyorsun ve birisi geliyor o formayı senden alıyor. E neler söylersin senden sonra bu açıklamaları hakkında sözleşme uzatmayı da düşünmediğini söylüyor çünkü. Ya şöyle bir kere çok talihsiz açıklamalar onu söyleyeyim. Yani hem Nelson tarafından talihsiz hem Galatasaray tarafından yani Galatasaray'ın da pazarlık masasında farklı bir kulüple pazarlık yaparken elini zayıflatıyor. Bir kere bu Galatasaray için en önemli kısım. E Nelson tarafına da baktığımızda yani senin Galatasaray'la 3 yıllık bir sözleşmen var zaten ve hani Galatasaray'a bu şekilde bir çıkış yapman Hani her anlamda hoş değil bence. Hı hı. Nelson söylediği şeylerde haklı olabilir. Hani kendince haklı tarafları elbette vardır. Buna bir şey diyemeyiz ama hani biz biraz için Galatasaray tarafından bakacağız ve Galatasaray tarafından baktığımda gerçekten hani olmaması gereken bir açıklama ki aslında Nelson'un açıklamasına baktığımızda şöyle bir detay da var Ceren. Yani Erden Timur ve Okan Buruk'la da görüştüm diyor zaten bu konuları hı hı. ve ya şimdi sen onlarla görüştüysen tekrar bunu e, bu şekilde söylemen çok hoş olmuyor. Ee, hani çok kızgınım başka takım bulmalıyım gibi sözleri ya var, uzatmayacağım aslında... sözleri var. Ya Bunlar bilmiyorum çok hoş değil ve Ocak'ta sanki yolcu gibi gözüküyor. Ya bu aslında konuşmanın arka metnine bakacak olursak da ne? zaten Okan Hoca'nın form adaletine güvenen bir ismin bu tarz bir açıklama yapmayacağını düşünüyorum. Çünkü zaten Okan Hoca formda olan ismi ön planda tutuyor ve herkese hak ettiği kadar forma şansı verdiğini düşünüyorum ben. Bilmiyorum sen bu konuda ne düşünüyorsun? Evet. Ya forma adaleti konusuna baktığımızda zaten e, şimdi Nelson Galatasaray'a geldiği günden bu yana çok fazla rekabete girmedi. Yani hmm. o bölgede işte Marka vardı partneri. Marka ayrıldıktan sonra Abdülkerim geldi ama Nelson tarafı yani sağ stoper çok alternatifli olmadığı için veya o seviyede bir oyuncu olmadığı için Nelson her zaman formanın sahibiydi. Ya yani şimdi bugüne döndüğümüzde orada üst düzey bir stoper var artık. Davinson Sanchez yani kariyerinde işte Ajax olan, Tottenham olan, Premier Lig'de yüzlerce maça çıkmış belki bir oyuncu var. Ona da formayı kaptırdığında tabii ki böyle açıklamalar yapmana gerek yok. Yani Forma rekabetine girebilirsin. En Veya... azından bir süre beklemesi gerekiyordu. Yani ben formumu yükselttiğimde evet. Davinson'dan formayı alabiliyor muyumu Bir görmesi gerekiyordu. Kaan örneğini vereceğim. Mesela Kaan Ayhan da bir stoper baktığımızda evet. aslında Galatasaray'da ilk etapta stoperde oynuyordu. Ama orada forma bulamıyordu. Kendini bir Hı -hı. şekilde adapte etti. Ve şu an baktığımızda Torreira'nın yanında mesela United maçında o oynadı. Muhtemelen Bayern Münih maçında da Kaan Ayhan yine oynayacak ilk 11'de. Yani burada Nelson'un belki de hani düşünmesi gereken noktalardan bir tanesi de bu. Farklı bir nokta daha var aslında. Bu detay da böyle zaman zaman konuşuluyor, paylaşılıyor. Okan Burun geçen sezondan bu yana aslında Nelson'a yani savunmayı önde kurmak istediğini ve Nelson'a da bunu sürekli söylediğini hani böyle şeyler söyleniyor, böyle iddialar var. Ama Nelson'un bir şekilde bunu yapmadığını veya yapamadığını, belki oyun mentalitesi açısından bunu çok uygun görmediği için yapmıyor, bilmiyorum ama Nelson'un uyum sağlayamadığı bir de söyleniyor her ve burada bir karakteri var. Sanki evet evet, orada. yani Nelson biraz daha sanki belki Okan Hoca'nın tercih ettiği tarzda bir oyuncu değil ve ondan dolayı bugün baktığımızda Davinson, Abdülkerim ikilisi oyunu da yukarı çekiyor diye düşünüyorum. Evet, aslında Nelson'un bu ayrılığa meyilli açıklamalarının ardından bir diğer isme geçmek istiyorum. E, o da tabii ki Sergio Oliveira. Biz bu devre arası transfer dönemi için konuştuğumuzda e, bu isimlerin başında Sergio Oliveira da geliyordu. Çünkü o da forma şansı bulamayan oyunculardan bir tanesi. Son dönemdeki performans düşüklüğü yaşamasının ardından e, ve o bölgeyle biliyorsun birçok transfer de gerçekleşti. Hala evet. şan, forma şansı bulamayan oyuncular da var. E, Eyüp Aydın gibi. E, Sergio Oliveira'nın da bu noktada ayrılığı istemesi öngörülüyor. Sen neler söylersin? Sergio Oliveira'nın ayrılığı, olası bir ayrılığı sence Galatasaray için bir kayıp mıdır? Bir kayıp değil bence. Ya şöyle bu soruyu böyle bu soruyu United maçından önce sormuş olsaydın bir kayıp diyebilirdim. Çünkü gerçekten ben biraz oyuncuyu savunan taraftaydım. Oyuna girdiğinde orta sahada o ağırlığını koyduğunu düşünüyordum ama yani özellikle United maçında oyuna girdikten sonra işte isteksizliği yaptığı çok kritik pas hataları ki Galatasaray'a da golü yedirtmişti hatırlıyorsun. Davinson'u zor bir durumda bıraktı evet. orada ayağa kaydı oyuncunun. Hani bu maçı da izledikten sonra ben biraz ayrılığın artık çok daha olası olduğunu, mantıklı olduğunu düşünüyorum. Yani en azından şunu söyleyebilirim. Hani Galatasaray burada bu ayrılığa herhangi bir zorluk çıkartmayacaktır. Hı hı. Hatta kolaylık bile sağlayacaktır diye düşünüyorum. Oliveira'dan hani Oliveira ayrıldığında oradaki o eksiklik de bir şekilde Ocak ayında farklı bir orta saha transferiyle kapatılır. Yani Oliveira'dan bir örnek vereceğim aslında. Ben biraz ilk etapta Belhanda'ya benzetiyordum hmm. oyuncuyu şu anlamda benzetiyordum. Belhanda da hatırlarsın ki Galatasaray taraftarlarının hani hemen hemen böyle ikiye bölmüştü. Hani 50, -50 gibiydi. Hmm. İşte %50'si çok hani överken oyuncu %50'si de çok eleştiriyordu. Oluvera'da da böyle bir durum vardı aslında. Yine çok eleştirenler Tabii de vardı. Tabii emin olunamayan evet, genelde bu bunun oldu. Bunun sebebi de şu oluyor. Zaman zaman baktığımızda gerçekten çok iyi oynuyor. Müthiş bir katkı evet. sağlıyor. Ama bazen de öyle hatalar yapıyor ki Ceren. Hani işte az önce de söyledim ya yani United maçında o hatayı yapmanız yani size yani milyon eurolar kaybettirecek. Belki de Şampiyonlar Ligi'nde yola devam edemeyecektiniz o hata yüzünden. Tek bir hata yüzünden. Yani bundan dolayı açıkçası Oluvera artık sanki Galatasaray'da yola devam etmeyecek gibi gözüküyor. Onun en azından Ocak ayına kadar alacağı sürenin de ben işte en azından Kerem Demirbay'ın veya Eyüp Aydın gibi oyuncuların almasını daha doğru buluyorum. Oyuncuyla bir şekilde vedalaşılması hem Galatasaray'a tabi bir yabancı oyuncu tercihi sağlayacak. Ekstra bir yabancı gelebilir. E onun dışında maliyeti de bir oyuncu Oliver'e maaşı da yüksek. Bundan da kurtulursa Galatasaray bence bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman sana çok teşekkür ederim teşekkür Murat aktardığın bilgi ve yorumlar için. Aynı şekilde izleyicilerimize de teşekkür edelim. Onlar da yayınımızı beğenerek kanalımıza destek olabilirler ve kanalımıza abone olarak da canlı yayınlarımızdan, videolarımızdan anında haberdar olabilirler. Bugün Futbol Plus ekranlarında sevgili Murat Köten'le birlikteydik ve kendisiyle Galatasaray'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirmeye çalıştık. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.